Bloomberg HT ekranlarında ekonomik piyasaları, ekonomiyi değerlendirdiğimiz efendim programla 60 dakika ile karşınızdayız. Çok değerli konuklarımız bizlerle olacak. Birazdan Yücel Tonguç Erbaş'la buluşacağız. Ama öncelikle bugünün en önemli verisi. Enflasyonla başlayalım. %50'nin üzerine çıkan bir manşet enflasyon. ÜFE cephesinde de %100'ün üzerindeyiz. TÜİK, Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayımladı. Veriler enflasyonda piyasa beklentilerinin üzerinde bir gerçekleşme olduğunu gösterdi. Türkiye'de yıllık enflasyon Şubat'ta %54,44 seviyesine yükseldi. Verilere göre Şubat'ta tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre ise %4,81 artış gösterdi. Üretici enflasyonunda ise yıllık bazda 3 haneli seviye kaydedildi. Buna göre üretici fiyat endeksi Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %105,01 arttı. Aylık üretici enflasyonu ise %7,22 oldu. Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon %44,05 oldu. Tüketici fiyatlarıyla üretici fiyatları artışı arasındaki makas da yeni rekor seviyeye yükseldi. Enflasyondaki gerçekleşmeyle politika faizi enflasyon makası da rekora çıktı. Buna göre söz konusu makas 40,4 puan olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla %75,75 ile ulaştırma, %64,83 ile ev eşyası, %64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en düşük artış ise %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bloomberg HT araştırma birimi tarafından 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon anketinde medyan beklenti, Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin yıllık %52,85 seviyesinde artması yönünde olmuştu. Enflasyonda tablo bu şekilde, rakamlar oldukça yüksek. Yücel Tonguç Erbaş'la değerlendirmeye başlayalım. Tonguç hoş geldin, iyi akşamlar. Barış merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. 55'e yaklaşan bir enflasyonumuz var. İşin kötüsü ÜFE %100'ün üstünde ve yani bunun nereden döneceğine dair de kafalarda soru işaretleri var. Küresel anlamda da bir enflasyon baskısı, petrol fiyatları, işte bugün yine akaryakıt zammı, gıda fiyatları, buğday fiyatı küresel anlamda birçok baskıyla karşı karşıyayız. Ama içeride de yine kontrol etmekte zorlandığımız bir enflasyon tablosu. Değerlendirmeni almak isterim. Yani tabii Şubat ayları aslında biraz daha kısa olması, son iki yıla baktığımızda daha düşük oranlı gerçekleşmelerin olması, işte KDV indirimine biraz denk gelmesi, her ne kadar ayın son bölümünde biraz da enerji fiyatlarında, hatta kurda da biraz yukarı doğru kıpırdanma olsa da bu savaş nedeniyle bunu emtia işte ürünlerine de ekleyebiliriz. Yani bir yönüyle aslında düşük, yani bir önceki veya iki önceki ya da son iki ayki veriye göre daha iyi gibi gözükse de hala kalıcı bir enflasyonun net göstergesi olarak duruyor. Burada yani ÜFE'nin %100, işte TÜFE'nin %50'nin üzerinde olmasından ziyade önümüzdeki dönem bizim bir nebze işte cari fazla, oradan kurdaki aşağı hareket, kur korumalı sistem, ki bugün haftalık veriler de geldi. Orada da biraz döviz tevdiat hesaplarında yataylaşma olduğunu görüyoruz yani son 2-3 haftaya göre. Dolayısıyla biraz enflasyon planlamasında petrolü de buna dahil edebiliriz. Kur beklentimizi de dahil edebilir. Sanki yani öteleme oldu zaten Sayın Bakan'ın ifadelerinde. Hani Haziran biraz daha hedef gösterildi. Ama burada biraz daha yüksek enflasyonu hem küresel anlamda yaşamaya devam ederken yurt dışında de işte gıda fiyatlarına bakıyoruz. KDV indirimi olmasına rağmen yine lider gözüküyor bu ay içerisinde. En azından kendi hani kalemler arasında baktığımızda biraz da kalıcılık söz konusu. Yani bu enflasyonu uyguladığımız model içerisinde de şimdi ne oldu? Biz diyorduk ki işte Merkez Bankası da diyor Ocak, Şubat, Mart'a bakacağız. Buradan para politikamızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Ocak, Şubat geçti. Hani Mart'ta da Rusya-Ukrayna meselesi çok böyle enflasyona yardımcı olacak gibi, piyasa fiyatlamaları çok bu konuda yardımcı olacak gibi durmuyor. Dolayısıyla biraz bu enflasyonla yaşamaya alışacağız. Bu model içerisinde diyelim ki yaz aylarında bir işte gevşeme oldu. Hani %60 bir enflasyon, sonra yavaş yavaş bir gerileme birkaç aylık periyotta gördük. Bunun sonrası için
bir beklenti oluştu ama kalıcı bir geri çekilme, yani tekrar %20'lere en azından. Mesela işte faizle enflasyona baktığımızda makas %40'a kadar çıkmış durumda. Yani bunların gerçekleşmeleri mevcut durumda olması biraz zor gibi duruyor. Başka ne yapılabilir? O belki düşünülmesi lazım. Bir de tabii küresel etki de salgından sonra bir de savaş riski bizim bu hedeflerimizi biraz daha hem ötelememiz hem de yükseltmemize neden olacak. Tahmin ediyorum önümüzdeki enflasyon raporunda da yeni bir revizyon daha gelecek gibi duruyor şimdilik. Peki bir aksiyon bekliyor musun Tonguç? Yani ortodoks politikalarla para politikası kurulu, Merkez Bankası kararları yukarıya giderken enflasyona karşı bir faiz kararı gelebilir mi sence? Evet. Ya bu durum benim de tabii birçoğumuzun, senin de dolayısıyla çok hoşuna giden bir şey değil. Yani dövizle faizi devamlı böyle bir eşleştirerek bir enflasyon muhasebesi yapmak. Ama hani biz de Aralık ayında bir yeni sisteme geçtiğimizde bunun da sonuçlarının iyi mi kötü mü olacağını hiçbirimizin tam olarak netleştiremediğini konuşuyorduk. Zamana bırakmamız gerektiğini, işte en azından 2-3 ay geçmesi gerektiğini konuşuyorduk. Yani şu anki durumda hani çok o tarafta ben, yani işte ithal durumuna bakıyoruz, buradan cari açığa bakıyoruz. Enflasyonun küresel anlamda baskısına bakıyoruz, ürün gruplarının fiyatlamalarına bakıyoruz. Yani istediğimiz şeyi bu uyguladığımız programdan alamıyor gibi bir durumumuz var. Şimdi buradan bir dönüşün olması için mesela Rusya'nın yaptığı gibi, ki onlar için çok önemli bir süreç tabii ki, savaş sürecindeler yani. Hani bizde de böyle bir reaksiyonu, diğer bütün değişkenleri bir tarafa koyup faiz üzerinden tekrar yorumlar mı Merkez Bankası? Yani şu anda Sayın Bakan'ın da Merkez Bankası tarafındaki yani metinler içerisine de baktığımızda yani çok böyle bir değişiklik olmayacağı görüşü var. Ama bir olağanüstü durumdur. Yani bir stagflasyon, yüksek enflasyon, düşük bir büyüme veya işte durgunluk senaryosu üzerinde bir strateji oluşturarak bu politikayı tekrar revize ediyoruz olabilir mi? Yani olmaz da diyemem ama ben hani kısa vadede şimdi konuşulanlar, söylenenler normalde hiçbirimizin bir uygulanan en azından politika faiz üzerinden bir değişiklik beklememesi gerektiği kanaatindeyim. Ama duruma göre de bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Yalnız faizde değil, farklı konularda da hep konuştuğumuz işte gıda meselesinden enerji meselesine. Çünkü yani birçok şey bizim beklentimizin üzerinde. Yani petrol ortalamasını hani 70-80 dolarlardan alıp 100 dolara koyduğunuzda zaten sizin enflasyon hesaplamanız çok farklı yere gidiyor. İşte cari açığınızı başka bir yere koyduğunuzda hesabınızdan çok başka bir yere gidiyor. O zaman bizim uyguladığımız sisteminde dışında bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bu politika faizi olur mu bilemiyorum. Yani sorunun cevabı, emin değilim. Ama bir değişiklik ihtiyacı yıl içerisinde duyacağız gibi. Çünkü şöyle kısaca hemen bir ekleme yapayım. Hani bu stagflasyon meselesi de işte Ekim-Kasım'da çok konuşulurken ben açıkçası çok buna imkan olacağını düşünmüyordum, böyle bir gelişme. Ama savaş sanki her şeyi değiştirdi gibi. Yani ne kadar uzayacağı, tabii en kısa sürede bitsin, hemen yarın bitsin. Mümkün olduğu kısa sürede bütün bu gelişmeyi hani insanlık adına atlatalım ama gelişmeler uzun bir süreçte Rusya ile iş yapanların bundan etkilenmeye devam edeceğini gösteriyor. İşte bu değişiklik, yani siyah kuğu mu tam emin değilim, bilinmez bir risk midir emin değilim, sanki bekleniyor gibiydi. Ama sonuçta fiyatlama bunu getirdi, yani o riskin oluşumunu. Dolayısıyla burada bir stagflasyon riski de doğuyor. Bunu birkaç ay içerisinde daha net konuşmaya başlayacağız gibi. Dolayısıyla Türkiye bu konuda ne yapması gerekeceğini de ayrıca bir değerlendirmesi gerekecek gibi duruyor açıkçası. Peki. Biraz Amerikan Merkez Bankası Fed tarafını konuşmak istiyorum ama onun öncesinde eski Amerikan Hazine Bakanı Summers'ın bazı eleştirileri var. Hatta Fed'i, Amerikan Merkez Bankası'nı durgunluğu başlatmakla ve bir durgunluğa neden olmakla suçluyor. Summers'ı dinleyelim, üzerine konuşalım. Eski Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Larry Summers, Amerikan ekonomisindeki bir sonraki durgunluğun büyük olasılıkla Fed'den kaynaklanacağını öne sürdü. Hem enflasyonu düşürüp hem de durgunluktan kaçınarak yumuşak iniş yapmanın zor olduğunu belirten Summers,
110 dolarlık petrol fiyatlarıyla bunları başarmak daha da zor değerlendirmesinde bulundu. Summers, Fed'in eğrinin çok gerisinde olduğunu ve nihayetinde para politikasının Fed üyelerinin veya finansal piyasaların şu anda öngördüğünden daha fazla sıkılaştırması gerekeceğini savundu. Summers, eğrinin gerisinde kalmanın maliyetli olmasının nedenlerinden biri, bazen harekete geçmenizi zorlaştıran şoklar yaşayabilmenizdir, dedi. Summers, Fed'in yükselen enflasyon sarmalının eşiğindeyken veya bu eşiğin aşıldığı bir zamanda, enflasyona güçlü bir tepki vermekten başka bir alternatifi olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Summers, Deutsche Bank stratejistlerin Avrupa Merkez Bankası'nın euroyu güçlendirmek için piyasalara müdahale etmesi önerisi hakkında sorulan bir soruya, para birimi müdahalesine ilişkin geçmiş performansın çok cesaret verici olduğundan şüphe duyduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin katılma olasılığının düşük olduğu yanıtını verdi. Fed'e eleştiriler. Amerikan Merkez Bankası Başkanı da iki gündür konuşuyor yani şu dakikalarda kongrede Powell. Ama bir adım atacaklarmış gibi görünüyor Yücel Tonguç Erbaş. Onu görüyoruz. Mart sinyalini 25 bas puanla verdi. Bu eleştiriler acaba ortadan kalkar mı faiz artışları başlayınca? Yani çok enteresan. Şimdi biz 2-2,5 sene neredeyse ki yani yurt içinde işte Sayın Bakan'ın dünkü açıklamalarıyla sanki salgını artık geride bıraktığımız bir dönemde hani küresel anlamda da merkez bankalarının Kasım'dan başlayarak adım atmaya başladığı ve normalleşmenin konuşulduğu bir dönemde bana kalırsa yine çok kalıcı bir risk unsuru olabilecek bir savaş ve bunun sonrası için mesela işte kimisi daha şahin, kimisi daha güvercin olması yönünde Fed'i de eleştirmeye başladı. Evet yani Powell dün de bugün de aşağı yukarı biraz önce de takip etmeye çalıştım. Yani biraz daha yumuşak bir geçişin belki daha sert de olabileceğini düşünebilirdik bu yani Rusya-Ukrayna meselesinden önce ama yani faiz artışının Mart'ta olacağını hemen ertesinde de aslında bilanço küçültmeye gideceklerini söylüyor ama şimdi bu riskin yani bu jeopolitik riskin genişlemesi, uzaması o toplantıya kadar geldikten sonra ve sonrası için belki merkez bankaları evet bir tarafta yani durgunluk, işte enflasyon, mevcut faiz oranı, bu geniş bilanço üzerinden yeni bir şeyler onların da bulması gerekebilir. Yani çünkü 3 ay önce düşündüğünüz gibi olmayacak sanki dünya bu senede. Yani maalesef yeni bir yani böyle risk algısıyla diyelim, sıkıntıyla yeniden uğraşmaya en azından önümüzdeki 3-4 ay veya 6 ay göreceğiz gibi duruyor. Dolayısıyla Fed'in evet toplantı öncesinde böyle açıklamalar geliyor. Belki toplantıda bu kararlar alınacak ama hemen ertesinde bir şey söyleyeceğini düşünüyorum. Yani şartlar, işte savaş belirsizliği, aynı salgında olduğu gibi her zaman bizim politikamızı şu yönde veya bu yönde değiştirme gibi bir durumu söz konusu olabilir. Ve o 7'ler, 8'ler işte faiz artışları konuşuluyordu. Her ne kadar bir önceki yani açıklamanızda işte haber akışında biraz daha yüksek bir faizin beklendiğini anlıyoruz ama burada bir dengeli politika olacak ve enflasyonla faizin arası da açık kalmaya bir süre daha devam edecek gibi düşünüyorum. O açıdan tam böyle planlandığı gibi bir Merkez Bankası hani yoluna girmiş bir faiz artışı ve bilanço küçültme de sonraki toplantılarda gelmeyebilir. Çünkü ben şöyle düşünüyorum yani bu Rusya-Ukrayna meselesi 3 haftanın üzerinde devam ettiği sürece ve şu an yapılan yaptırımların %80'i, 70'i, 80'i normalleşmediği sürece biz bunun etkisini tüm yıl boyunca ister enflasyon için ister durgunluk için diyelim, büyüme için yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla merkez bankaları da artık belki ilk toplantılarında biraz daha söylem değişikliğine gidebilir. Ben euro tarafında hiç kendi para birimlerini güçlendirme adına bir adım atmak isteyeceklerini bu durumda çok düşünmüyorum açıkçası. Tarafını biraz konuşalım istiyorum. Rusya'yla da çok paralel bir şekilde fiyatların hızla yukarıya gittiğini gördük. Ama bugün sanırım İran'la bir anlaşma olacağı beklentileri o zirveden dönüşü getirdi. Brent'te 110'un hemen alt, Amerikan tipinde 110'un altına indik. Yine Brent petrolde de 112 dolar biraz daha sakinleşti. Yani neredeyse bugün 120 doları
test eden bir Brent petrol vardı. Burası İran haberleriyle bu tansiyon, bu gerilim düşer mi? Petrolü bir kenara koyuyorum. Doğal gaz fiyatlarında neredeyse ikiye katladı. Bugün Almanya Ekonomi Bakanı onu söyledi. Yani bu işgal öncesine göre gaz fiyatları ikiye katladı, %100 arttı dedi. Senin değerlendirmeni almak isterim. Çok oynaklığın çok yüksek olduğu birkaç gün, hatta belki de 3 gün diyebiliriz. Yani işte 97 dolardan 120 dolara, 120 dolardan 110 dolara gelen ve tekrar yukarı gidip aşağı doğru, yani hiç tabii çok enteresan günlerden geçiyoruz. Mesela salgını hatırlarsan 19 dolarlara gelen Brent gibi böyle çok aşırı alımın satımın bölgesel olarak da fiyatlandığı bir dönem. Bir analiz yapmak çok zor. Yani bu İran meselesini aslında biz 90-95 dolarlarda olur, İşte petrol 80 dolarlarda iki tarafın dengelenmesiyle, yani arz talep meselesinin iyi kötü tarafın bir fiyatlama yıl sonunda olur gibi geliyordu. Ama şu an biraz önce yaptığım açıklamalar içerisinde, yani bilinmezliğin ne kadar uzayacağı konusu bu gelişmede, bu jeopolitik riskte çok önemli. Geri dönüşün ne kadar normalleşme içinde olacağı veya bu sürecin ne kadar uzayacağı Rusya için veya diğer ülkeler için, bu da çok önemli. Dolayısıyla hani İran'la diyelim bir anlaşma oldu ve onun merkeze gelmesi, piyasaya girmesi şimdilik işte görebildiğimiz kadarıyla bir belki 10 dolarlık bir marj yaratabiliyor. Gerçekleşmesi belki bir 5-6 dolar daha yaratabilir. Ama şu an yaklaşık 25 dolar, belki 30 dolara varan ben jeopolitik risk gerginliği fiyatı olduğunu düşünüyorum petrolün üzerinde. Ve bu da sona ermediği sürece sanki çok 100 dolarların altında bir Brent görme şansımız yok. Ama diyelim ki bugün bir anlaşma oldu ve iki tarafın anlaştığı bir haber düştü. Bunun yanına bir İran gelişmesini beraber koyarsanız, işte o zaman yani belki 3-4 gün içerisinde bir 20 dolarlık geri çekilme petrolde görebiliriz. Aksi takdirde sadece trend içinde bir düzeltme yaşanan bir İran haberi olarak kalmaya devam edebilir. Peki son olarak altını sormak isterim Yücel Tonguç Erbaş. Bu da Rusya-Ukrayna kriziyle beraber yukarı giden Fed'in bu sıkılaşma adımlarını atma arifesi öncesinde belki de beklemediğimiz bir hareket olmuştu. Bugün orası biraz sakinleşti. 1927 dolara onsu görüyorum. Ama içeride gramda da 875 lira, dolar TL'nin 14'ün üzerine çıkmasının etkisi takip ediliyor. Altınla ilgili değerlendirmeni alabilir miyim? Şimdi biraz önce petrolü anlatırken işte Aralık ayında mesela bu savaş senaryoları, işte OPEC, İran meselesi, üretimin artması, işte durgunluğun olmasına rağmen bilinmez bir şekilde ya da beklenen bir şekilde 2-2,5 ayda 50 dolar artmış durumda. Ons altında da 1750 dolardan aynı zamanlarda başlayan hareket 1975 dolarla, orada da Fed'in faiz artışları, bilanço küçültmesi, varlık alımını azaltması vesaire gibi hani etkileyebilecek, baskı yaratabilecek unsurlara rağmen devam etti. Ama görüyoruz ki o risk algısından kaçışta altın artık eskisi kadar, yani günlük öyle 100 dolarlar, 70 dolarlar marjlarla gitmiyor ve talebinde sınırlı kaldığını ben görüyorum açıkçası. Dolayısıyla burada 1920 doların üstü hala bir strestir. İşte 1950'ler, 70'ler tekrar test edilebilir. Ama bu kadar karmaşaya rağmen 1900-1950 arasında bir ons altın görüyorsak, burada eski dönemlere göre güvenli limanın tam işareti değil gibi. Belki dolar, belki Amerikan tahvili, belki kriptolar bu anlamda. Ama dolayısıyla ben ons altında bu aralığın bir süre daha korunacağını, orada da petrol gibi eğer bir anlaşma olursa, yani 100 dolara varan bir geri çekilme belki daha üzerinde olabileceğini düşünüyorum. Ama süreç uzarsa buralarda biraz da ons altını görürüz. Yani kurda da aslında 13.80-14.20 bandı şu an çalışıyor. Dolayısıyla onun içinde gram altında 850'nin altı iyi bir alış yeri. 880'lerin üstü ise hani onsun 1920, kurun da 14.20'nin üstü anlamına geliyor. Şu anda öyle bir risk yok ama önümüzdeki dönemde işler keskinleşirse orada tekrar 900 TL'ler görülebilir. Normalleşmede de orada 820'lere kadar, 800-820 aralığına kadar gram altında bir geri çekilme görürüz. Ama bu bugünden yarın olacak bir şey değil.
Hani takip edilmesi adına söylüyorum. Şimdilik gramda da biraz daha bu 870 TL civarlarında kalıcılık onsla kurla birlikte bu bant aralığında devam eder gibi geliyor. Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkürler değerlendirmeler için. İyi Ben akşamlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından 60 dakika sürecek. Dakikaya devam ediyoruz. Gündemde Ukrayna-Rusya krizi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları. Batı'nın da Rusya'ya dönük ekonomik yaptırımları işte. Bu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkileri sonrasında kredi derecelendirme kuruluşlarından üst üste not indirimleri geldi. Son indirimler Fitch ve Moody's'den. Fitch ve Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası uygulanan yaptırımların Rusya'nın dış borçlarını ödeme kabiliyetiyle ilgili şüpheler yarattığı ve ekonomisini zayıflatabileceğini belirterek ülkenin kredi notunu 6 kademe düşürdü ve çöp seviyesine çekti. Fitch, Rusya'nın notunu BBB seviyesinden B seviyesine çekti ve ülkenin not görünümünü negatif olarak belirledi. Moody's de ülke notunu BAA3 seviyesinden B3 seviyesine indirdi. Fitch not değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına karşı olarak açıklanan uluslararası yaptırımların makro finansal istikrara yönelik riskleri artırdığını vurguladı. Kuruluş bu durumun Rusya'nın kredi koşulları için büyük bir şok olduğunu, böylelikle kamu borcunun çevrilmesi sürecinin bastırılmasına neden olabileceğini belirtti. Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'ni de yakından ilgilendiriyor. Bizim ekonomimizde, piyasalarımızda etkileniyor. Bunu konuşacağız. Çok değerli konuklarımız olacak. Sayın Davut Çetin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Davut Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. 60 dakikaya. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Sayın Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı bizimle. Rahmi Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Antalya'ya başlayalım. Sevgili Davut Bey'e sözü bırakayım. Tabii en çok biz turizmden endişeleniyoruz. Turist hem Ukrayna hem Rusya ciddi potansiyelimizin olduğu yerlerdi. Bunu soracağım size, bununla başlayacağım ama Şahin Bey'e de hoş geldiniz diyeyim. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Bey, iyi akşamlar efendim. Siz de hoş geldiniz 60 dakikaya. Şahin Bey'e bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ukrayna-Rusya meselesini Şahin Bey ile konuşacağız ama ben Davut Bey'e sözü bırakayım. Sormuştum, Ukrayna-Rusya en çok turizmden mi etkileneceğiz, ne dersiniz? Valla Barış Bey, hem turizmden etkileneceğiz hem biz Antalya olarak tarımdan da çok etkileneceğiz. Turizmdeki beklentilerimiz bu sene çok yüksekti. Biliyorsunuz biz zaten 2016 yılında ciddi bir kriz yaşadık. O Rus uçağının düşmesiyle 2015 yılının sonunda Antalya olarak çok ciddi kriz yaşadık. Ancak 2019 yılında toparlayabilmiştik. Şimdi geldiğimiz noktada 2019'un hemen arkasından 2020'de pandemiyle başladık. Çok kötü bir yıl geçirdik. 2021'de biraz toparlıyoruz derken bu sene önümüze Ukrayna-Rusya savaşı geldi. Yani 2021 yılından sonra 2022'de biz 2019 seviyelerini rahatla yakalarız diye hesap ediyorduk. Maalesef Antalya her sene arka arkaya bu krizleri yaşıyor. Tabii bu Ukrayna-Rusya savaşı hem Türkiye'yi ilgilendiriyor, Türkiye'den fazla da Antalya'yı çok ilgilendiriyor. Biz biraz önce söylediğim gibi 2016'da bunu çok acı bir şekilde yaşadık. 2016'da Antalya ekonomisi %10 civarında sadece turizmin etkisiyle düştü. Tarım biraz daha birinci, ikinci ayların sonlarına doğru ambargo yemişti o dönemde. Ama bu geldiğimiz noktada şu anda Antalya'da ciddi bir sessizlik, ciddi bir bekleyiş, ciddi bir endişe var. Çünkü bizim şu anda ihracat pazarımız tamamen yaş sebze meyvede Rusya ve Ukrayna pazarıydı. Ukrayna'ya zaten 8 gündür hiçbir şey yapamıyoruz. Orada ancak içeride çalışan iş adamlarımızı ve içeride giden tırlarımızı dışarı çıkarmayla ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Odalar Borsalar Birliğimizden bir uyla hem UND ile bu çalışmaları götürdüler. Dışişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla bir miktar onlar Ukrayna'dan dışarı çıkarıldı.
Ama tabii bizim tarım tarafında orada ciddi alacaklarımız var. Bu alacaklar ne olacak? Rusya'dan alacaklarımız var. Bu alacaklar nasıl? İhracat sektöründe şu anda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Antalya yaz sebze meyve ihracatı geçen yıllar aşağı yukarı 570 milyon dolardı. Bu görünen rakam. Bizim diğer illerden de ihracatlarımız var. Yani ciddi anlamda bizim iki pazarımız, bizim hem tarımda Rusya birinci pazarımız, Ukrayna üçüncü pazarımızdı. Ukrayna şu anda tamamen kapanmış durumda. İhracatçılarda büyük sıkıntı başladı. On binlerce tır biz oraya mal taşıyorduk. Hem lojistikte hem yaş sebze meyve ihracatında şu anda sıkıntı başladı. Bununla ilgili neler yapılabilir? Çalışmaları yapıyoruz ama ilk yapmamız gereken hasar tespitini çıkarmamız. Bizim burada Evet. tarım konseyimiz de var. Şu anda İhracatçılar Birliği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret Sanayi Odası ve HAL derneklerimizle beraber şu anda bu krizin boyutunu tespit çalışmasındayız. Çünkü çok fazla çalışan ihracatçı firmamız var. Bir firmanın 27 tane tırı mesela Ukrayna'daydı. Onları çıkarmayla ilgili çalışmalar yapıldı. Önce bir canımızı kurtarma derdindeydik. Şimdi maliyetleri ne yapacağız ona bakıyoruz. Tabii şu ortamda belki para konuşmak da yanlış ama ekonomi açısından önemli. Orada sivillerin öldüğü, savaşın devam etti. Bizim tek isteğimiz var bir an önce bu savaşın Evet. durdurulması. İhracat tarafındaki durum bu. Onunla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Çok acil desteklere ihtiyacımız var. Ödemelerde ciddi sıkıntımız var. Asıl sorunun biri de bundan sonra başlayacak. Antalya tarım sektörü, orta altı tarımda biliyorsunuz Türkiye'nin %50'sine yakınını karşılıyor. Burada bizim sadece ihracata üretim yaptığımız ürünler var. İç piyasanın hiç görmediği, Türkiye piyasasının hiç görmediği, bilmediği ürünleri biz Rusya, Ukrayna için üretiyoruz ve sadece bizim pazarımız o ülkeler. Şimdi bundan sonra üretilen ürünler ne olacak? Bunlar da ciddi sıkıntı. Yani bunun için bir an evvel hasar tespitini yapıp bununla ilgili destek çalışmalarına başlamamız lazım. Hem üretici ayakta tutmamız lazım, hem ihracatçıyı ayakta tutmamız lazım, küçük tüccarlarımızı ayakta tutmamız lazım. Bu biraz tarım tarafı. Asıl problem bundan sonra da başlayacak. Turizm tarafında bu seneki beklentimiz Rusya'dan ve Ukrayna'dan. Ukrayna 3 milyon civarında Türkiye olarak. Rusya'dan da 10 milyon civarındaydı. Bunun %60-65'i de biliyorsunuz Antalya'ya geliyor gelen turistin. Şu anda iptaller başladı. Ukrayna'dan geçen sene biz pandemi döneminde bile 800 bin turist ağırlamıştık. Bu sene beklentimiz 1-1,5 milyonlardı. Rusya'da da aşağı yukarı 4 milyon seviyelerine geçmiştik. 2019'u yakalasak 5 milyon 600 bin 600, 6 milyon civarında beklentimiz vardı. Bu hem Türkiye'nin cari açığına destek verecek hem de bizim şu anki krizimizi de bir nebze daha yumuşatabilecek döviz girdileriydi. Şimdi orada ne yapacağız? Umuyorum işte hep beklentimiz savaşın bir an evvel bitmesi. Biterse birkaç ay içinde toparlanırız. Rusya'da çok sıkıntı yaşamayız ama Ukrayna tarafında biliyorsunuz çok acı olaylar yaşanıyor. Oradan ne olur tam bilemiyorum şu anda. Yani kısacası Antalya 2016'daki krizin daha derinini 2022'de de yaşayacaktır. Bir il 3 yıl üst üste krizi kaldıramaz. Ben yıllardır söylüyorum. Antalya artık seçici destek, bölgesel destek almak durumunda. Biz %20 civarında küçüldük 2020 yılında. Geçen yıl biraz toparlıyorduk. Bu sene ne olacağını tam olarak göremiyoruz. Bu çalışmalardan sonra acil bizim belli bir dönem ödemesiz, belki tarım tarafında faizsiz bir yıl, 1,5 yıl civarında krediye ihtiyacımız olacak. Bu kredilerle ilgili çalışma yapacağız. Turizm tarafında dediğim gibi tam öngöremiyorum ama turizmde de bu sene yine sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor. Turizm Bakanımız açıkladı çok turizmde sıkıntı yaşamayız. Ümit ediyorum öyle olur. Ama şehrin biraz morali bozuk barışmıyor şu Evet. anda. Peki Balıkesir'e de bir bakalım. Şahin Bey de bu arada bizimle Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Balıkesir'deki durumu Rahmi Bey sizden değerlendirmenizi rica edeyim. Tabii turizm değerli, daha çok tarım bölgemiz Balıkesir. Yine ticarette de ihracatta da herhangi bir etkilenme var mı? Hangi yollardan etkileniyorsunuz bu kriz noktasında? Buyurun efendim. Barış Bey, şimdi yıl başından itibaren girdi maliyetleriyle ilgili enerji, ondan sonra akaryakıt, doğalgaz gibi girdi maliyetleri ve ücretlerle ilgili girdi maliyetleriyle ilgili konuşmalar biz gerçekleştiriyorken
Maalesef bir haftadır savaşın başlamasıyla birlikte biz de gıda sanayinin çok önde olan bir ili. Sanayimizin %60'ı tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi. Biz kendimizi Türkiye'ye doyuran il olarak tanımlıyoruz. Çünkü beyaz et, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, yumurta gibi ürünler başta olmak üzere birçok üretimde Türkiye'nin ilk 5 ili arasındayız. Davut Başkan'ın tabii ihracat tarafını söyledi haklı olarak, çünkü kendi bölgenden özellikle yaş sebze ve meyve ihracatı var. Bizim tarafımızda ise ithalata dayalı gıda sanayinin çok ciddi sıkıntıları var. Ve bu iş şu anda tıkanma noktasına gelmeye başladı. Yani bugün ayçiçek yağlı tohumlar da ayçiçek çekirdeğinde Türkiye'nin yaklaşık 1-1,5 aylık elinde bir stok var. Eğer düzelmediği takdirde yani belki yağ bulamamayla karşı karşıya gelebiliriz. Ve önümüz Ramazan, yani yağ tüketiminin fazla olduğu ve işte erzak paketlerinde kullanılmasından dolayı bu süreçte ayçiçek yağlı tohumlarla ilgili sıkıntı var. Keza buğdayda yine aynı şekilde ciddi sıkıntılar var. Tüm hububat ürünlerinde, yani arpa, mısır, buğday kepeği gibi Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı lokasyon olarak, sezon ve lokasyon olarak en çok ithalat yaptığı iki ülke vardı. Biri Rusya, biri de Ukrayna'ydı. Ancak bu iki ülkenin arasındaki bu çatışma ve savaştan dolayı şu anda her iki ülkeden de maalesef ülkemize gemiler gelememekte. Oradaki limanlara şu anda gemiler yanaşamamakta ve sevkiyat olamıyor. Yaklaşık 10-15 yıl önce 1400 dolar olan ham ayçiçek yağının fiyatı bugün itibariyle 2000 doları geçti. Ve bununla tabii fiyatlara etkisi çok hızlı bir şekilde oluyor, tırmanıyor. Yani biz bunun bir an önce bu savaşın artık sonlanmasını ve hayatın normale girmesini bekliyoruz. Çünkü devam etmesi durumunda, tedariğin gelmemesi durumunda fiyattan daha da yukarıya gideceğini ve tedarik sıkıntısı çekileceğinden endişe ediyoruz. Rahmi Bey, bu yağ tarafını Şahin Bey'e geçmeden bir kez daha sormak istiyorum. Burada ürün fiyatlarının yukarıya gitmesinden değil, yağ bulamama riski, yani bu kadar ciddi bir risk mi? Bunu biraz açabilir misiniz rica etsem? Ya şöyle, Türkiye'nin kendi üretimin dışında eksik alan ürününü dışarıdan zaten ithalat yoluyla yağ tohumları ithal ediyordu. Şu an tedarikle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Yani şu anda az önce de ifade ettiğim gibi Rusya ve Ukrayna'dan gemiler oradaki Azak Denizi'nden, ki genelde Rostov Limanı'ndan yükleme oradan yapılıyor. Şu anda Rusya Federasyonu oradan ürün çıkışına, ham madde çıkışına şu anda izin vermiyor. Yani savaşın çok başı olduğu için olduğunu düşünüyoruz ve önümüzdeki günlerde düzeleceğini açıkçası umuyoruz. Çünkü düzelmediği takdirde bu yağlı tohumları ve hububat ürünlerini, yani buğday gibi ve diğer yem ham maddelerini kısa sürede bulacağımız başka lokasyonlar, bu kadar bol bulabileceğimiz, fazla bulabileceğimiz maalesef lokasyon yok. Ondan dolayı tedarikte daha büyük sıkıntılar inşallah yaşamayız. Yağ ama tarafıyla ilgili, tahıl değil, yağ ile ilgili soruyorum. Ya yağda da aynı, yağ ve tahıl zaten beraber, ikisi de şu anda aynı, tüm hepsinde aynı sıkıntılar var. Yağda da yani tedarik sıkıntısıyla karşı karşıyayız şu anda. Peki. Şahin Bey'e geçeyim. Kahramanmaraş. Bakalım bu krizden etkileniyor mu? Nasıl etkileniyor? Hangi açılardan? Şahin Bey, iyi akşamlar. Sizin de değerlendirmenizi rica edeyim lütfen. Buyurun efendim. Bu krizlerden tabii, bu savaştan herkes etkileniyor. Etkilenmeyen yok. Savaşı, bombayı atan da bombanın düştüğü yerde etkileniyor. Bombayı atan tarafta insanların parası, biriktirdikleri tasarrufları, güçleri gidiyor.
öbür tarafında zaten canı yok oluyor. Rusya ve Ukrayna, Kahramanmaraş'tan bizim biliyorsunuz iki önemli sektörümüz var. Bunlardan bir tanesi tekstil, öbürü paslanmaz çelik mutfak eşyaları. Bizim yaklaşık %20 ihracatımız bu iki ülkeye. Dolayısıyla biz de mallarımızı gönderemiyoruz. Siparişlerimizin birçoğu iptal edildi ve oradan gelecek olan paralarımızda da ciddi sıkıntılar var. Transferler de gelmiyor şu anda. Tabii borç durmuyor. Oradan para gelmeyince biz borcu ödemek durumundayız. Bunlardan herkes gibi biz de rahatsızız. Ama dünyada bir şeyler oluyor. İşte bizim hadi içeride şundan ya da bundan enflasyon yükseliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama bizim kontrolümüzün dışında Rusya'da savaş, petrol fiyatları anormal yükseliyor. Ve bakalım doğru düzgün hesap yaptığımızı söyleyemeyiz. Söylersek yanlış olur. Günlük hesaplarımızı, günlük olayları irdelemeye çalışıyoruz. Bir sakinleşirse biz de oturup bakmak istiyoruz. Ne olacak, ne yapacağız diye. Ama tabii herkes kapıda sırada beklemiyor bizi. Dünyanın dört bir yanına biz mal ihraç ediyoruz. Herkese pay edilmiş, bir miktar oraya, bir miktar oraya. Buradaki %20 ihracatımızın aksaması bize ciddi bir performans kaybı getirecek diye düşünüyoruz. Şahin Bey, birer tur daha döneceğim. Davut Bey ve Rahmi Bey aynı şekilde. İzninizle bir Londra'ya, Avrupa'ya, sevgili Ceren'e döneceğim. Telefon attığımızda Avrupa borsalarında da satışların hızlandığını görüyoruz. Sevgili Ceren, bugünün gündeminde neler var? Dinleyelim seni. Evet Barış, Avrupa borsaları günü çok sert düşüşlerle tamamladı bugün. İspanya borsası %3,5 aşan kayıpla Avrupa endekslerinde satışları öncülük etti. Avrupa'nın diğer borsalarında ise %2 aşan kayıplar var. Seyahat endeksi %4,5 civarında değer kaybetti. Onu otomotiv endeksi %3,5 civarında değer kaybıyla tamamladı. Temel kaynaklar endeksi sadece yükselen endeks oldu bugün Avrupa'da. O da emtialarda yaşanan yükselişin etkisiyle. Tabii otomotiv tarafına baktığımız zaman aslında Rusya da operasyonlarına son verdiğini açıklıyor otomotiv şirketleri. Mesela bugün Alman otomotiv ve Volkswagen hem Rusya'da üretimi durdurduğunu açıkladı hem de oraya ihracatı durdurduğunu açıkladı. Bu açıklama önemliydi. Her ne kadar küresel otomotiv şirketleri üzerinde Rusya etkisi görece düşük olsa da Ukrayna'daki parça üretimi ve tedarik zincirindeki bozulmaların Avrupa'da otomotiv üretimini sekteye uğratabileceği endişeleri hakim. Bu nedenle bugün Avrupa'da otomotiv hisseleri son 2 yılın en büyük 2 günlük düşüşünü kaydetti. Powell'dan gelen açıklamaların ardından dolar endeksinin güçlenmesine bağlı olarak euro dolar karşısında düşüşünü biraz daha hızlandırdı. Euro dolar karşısında %0,7'ye varan oranda düşüşle 1.10.40'lara geriledi. Yani dün kaydettiği seviyelerin de altına sarkmış oldu. 2020 ortasından bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Geçtiğimiz sene hatırlarsak Temmuz'da 1.23'ler seviyesindeydi euro dolar paritesi. Yani o seviyelerden %11 civarında aşağı gelmiş oldu. Son olarak doğalgaz fiyatlarına da bakalım. Çünkü bugün Avrupa'da doğalgaz vadeli kontratları rekor seviyeyi test etti sabah saatlerinde. 198 euroya kadar çıkmıştı. Ardından çok hızlı bir şekilde geri geldi. 130 eurolara kadar geriledi. Şu saatlerde ise 143 euro seviyesine işlem görüyor diyebiliriz Barış Esen. Peki, teşekkürler Ceren. Kolaylıklar diliyoruz. Ben yeniden konuklarıma döneceğim. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Doğu Çetin. Şimdi bazı alacaklarınızı almakla ilgili sıkıntı yaşadığınızı ifade ettiniz. Bir taraftan Rusya'nın bu sivil sisteminden birçok bankanın çıkarıldığını da görüyoruz. Bunun mesela bir etkisi var mı? Örneğin işte Ruslar buraya geldiğinde rubleyle ödeme böyle bir opsiyon var mı? Ya da ticarette rublenin değişimiyle ilgili bir seçenek konuşuluyor mu, tartışılıyor mu? Swift'in mesela ve alacaklarla ilgili bu sorunun acaba sizi zora sokmasını bekliyor musunuz efendim? Kesinlikle bekliyoruz. Şu anda ödemeler durmuş durumda. Yani bizim buradaki tüccarlar Ukrayna'ya ve Rusya'ya mal gönderdiğinde parasını peşin almıyor. Burada da bir vadeli işlem var. Yıllardır müşterileri. Şimdi rublenin değer kaybından dolayı para da gelmiyor. Sivit işlemleri yok. Parayı alamıyoruz. Rusya dündü sanırım. 10 bin doların üzerinde para çıkışını yasakladı. Ukrayna'dan zaten herhangi bir para gelişi yok. İşte bundan dolayı da bizim şu anda acil krediye ihtiyacımız var. Bu birinci önceliğimiz zaten. Hasar tespiti yap. Çünkü faturaları getirmeye başladı işletmeler. Hepsinin alacağı var ama parasını alamıyor. Burada içeride ödemeleri var.
tarım tarafında da var, turizm tarafında da gelecek olanlarda bağlantılar vardı. Şimdi turizm firmaları da, operatörler de konaklama tarafına, ulaşım tarafına aynı sıkıntılar başladı. Yani bunun için çok acil bizim krediye ihtiyacımız var. Şu anda biliyorsunuz TL referans artı 1 artı 2 ile kredi veriyoruz. Oranlar iyi fakat 5 trilyon civarında Türkiye'de döviz kredisi dahil toplam kredi hacmi var. Bunun 195 milyarını Antalya kullanıyor. 195 milyarın da bir kısmı tarım ama büyük çoğunluğu da turizm kredileri. Şimdi ve açıklanan pakette üretime ve ihracata 25 milyar KOBİ'lere yani bu kredi garanti fondan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, KGF'de yeni çıkan krediden toplam 10 milyar. Zaten 95 milyar bizim sadece Antalya olarak borcumuz var. 10 milyar lira açıklanan paketten 1 milyarını bile alsak yani 200'de biri falan yapıyor. Çok ciddi sıkıntımız var. Bu yönden bu paketlerin miktarlarının arttırılması lazım. Ciddi krediye ihtiyacımız var. KOBİ'lerde ciddi erime var. Biraz önce işte enerji maliyetlerini konuştuk. Enerji maliyetlerinde artış var. Bizim KOBİ'lerin ayakta duracak hali kalmadı. Büyük işletmeler bir türlü çözüyor ama orta sınıfın hem halk tarafında hem KOBİ'lerde orta ölçekli KOBİ'lerde ciddi anlamda sıkıntı başlayacak. Bir taraftan küçük esnafa Halk Bankası'na destek veriyoruz esnaf tarafına. Ama bizim üyelerimiz bir tarafta kayıt dışıyla uğraşıyor. Bir taraftan küçük esnafla rekabet etmeye çalışıyor. Kayıt dışı işletme varken bizim üyemiz çok rekabet şansı kalmıyor. Onun için bununla ilgili bizim çok acil paketlere, desteklere ihtiyacımız var. Odalar Birliği tarafında bugün de konuşuyorum. Biz etkilenen sektörler, sektör meclislerimiz var biliyorsunuz. Evet. İşte pazartesi, salı gününde çok acil toplantılar. Orada da hasar tespitleri, neler yapabiliriz kısmını sağ olsun Fatih Sarcıklıoğlu Başkanım çalışıyor. Umuyorum önümüzdeki salı günü Ticaret Bakanımız, Turizm Bakanımız ve diğer bakanlarımız da katılacağı sektör meclislerine bir toplantı acil yapmamız lazım. Bir kriz masası oluşturmamız lazım. Bu kriz masasında bizim kaybettiğimiz pazarlarda neler yapabiliriz onları konuşmamız lazım. Çünkü biz turizm tarafında da ihracat tarafında da, gerçi ihracat geçen sene biraz daha iyiydi ama evet, turizm tarafında evet, çok pazar kaybettik Avrupa'da. Burada sadece hükümete bırakmakla olmuyor. Muhalefet partilerinin, yerel yönetimlerin, bizlerin, STK'ların birazcık orada sadece tanıtım, TGA tanıtımı yapıyor ama TGA'nın dışında bizim de sosyal girişimlerde bulunarak pazarlarımızı genişletmemiz, biraz daha hızlı çalışmamız lazım. Kesinlikle çok acil bir kriz masasına peki, ihtiyaç var Barış Bey. Hemen ben Rahmi Bey'e döneceğim. Süremi de tasarrufu kullanmak adına ve son Şahin Bey'in değerlendirmesini alacağım. Rahmi Bey, bu alacaklarla ilgili sizin herhangi bir sıkıntınız var mı? Ve bu Swift zorluyor mu sizi? Yani burada Rus bankalarının yaptırıma uğraması, bu sistemden dışlanması ne gibi sonuçlar doğurabilir? Barış Bey, açıkçası bizlerin Davut Başkan Antalya'nın aksine bizler de nasıl para transferi yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü biz daha çok bölge olarak, bölge itibariyle ithalat, Rusya ve Ukrayna'dan ithalat yaptığımız için biz daha çok bizim bölgemiz bu taraftan gönderen tarafta. Ancak daha gemiler yüklenmediği için, yüklenemediği için herhangi bir transfer de şu ana kadar gerçekleştirmedik, yapmadık. Ama hani Rusya'nın da bu yaptığından dolayı dolar ihtiyacı olduğu için bir şekilde para transferini bir yolda kabul edecektir, alacaktır diye düşünüyoruz. Bizim ödemeden daha ziyade oradaki gemilerin limana yanaşması ve oradaki malların yüklenmesini biz dört gözle bekliyoruz. Ama bu Swift'ten dolayı sistemde bir değişiklik olacağı aşikar. Ancak bizim önceliğimiz daha çok mal tedariğiyle ilgili olduğu için şu anda onu daha çok gözlemliyoruz. Limanlardaki hareketliliği gözlemliyoruz. Ama dediğim gibi biz ödeyen tarafta olduğumuz için onu Rusya bir şekilde bir formül bulacaktır diye düşünüyordum. Rahmi Bey, deniz şimdi hava trafiği kapalı, yani Avrupa tamamen kapalı neredeyse. Yani bizim başka bir yolumuz ya da alternatif bir rota çalışmanız var mı peki? Limanlar kapalı. Yani şöyle tamam. Yani bu ürünleri bizim Amerika'dan veya Güney Amerika'dan alabiliriz Barış Bey, ancak tabii onun buraya gelmesinde bir navlun maliyeti ve zamana ihtiyaç var.
Bu Rusya ve Ukrayna'nın en büyük lokasyonundan dolayı orada yüklenen gemi 2 gün sonra Türkiye'de oluyordu veya 3 gün içerisinde, 2-3 gün içerisinde burada oluyordu. Yani ve herkesin stok seviyesini ona göre ayarlıyordu. Ama şimdi eğer buradan bu yüklemelerin uzun sürmesi durumunda veya yüklenememesi durumunda tabii başka bölge Amerika'ya, Güney Amerika'ya dönecek. Buradaki bu sefer oradan gelecek ürün zaman gemilerin ayarlanması, buraya gelmesi bir zaman alacak. O zaman içerisinde de burada yurt içinde ürünlerin yoka düşmemesi, ithalata bağlı ürünlerin yoka düşmemesi gerekiyor. Şimdi biz bir hafta içerisinde çözüleceğini umuyoruz. İnşallah farklı bir durum olmaz. Peki. Ben son olarak Sayın Şahin Bey'e döneceğim. Sayın Balcıoğlu. Siz de tabii ihracat, tekstil başta olmak üzere ihracat. Burada şu an ticaret tamamen durdu mu? Bir de yani %20'lik bir pay dediniz Rusya'ya ihracat. Bunu mesela Avrupa'ya gönderme ihtimaliniz, yani Avrupa çok ciddi bir, çünkü ihracat talebi olduğu da hep konuştuk, ifade ettik. Böyle bir ihtimaliniz var mı efendim? Böyle bir ihtimal iki sektörümüzde de yok. Hem tekstilde hem metal mutfak eşyalarında çok yok. Çünkü ikisinde de ülkelere has üretim yapılmış. Müşterinin istediği, o bölgenin istediği şartlarda üretim yapılmış. Bunun değiştirilmesi, bir yere gönderilmesi mümkün değile yakın zor. Ve bu iki sektörde de bizim ana maddemizi ithal ediyoruz. Biliyorsunuz tekstilde pamuğumuzu Amerika'dan ağırlıklı ithal ediyoruz. Ve Avrupa'dan da paslanmaz çeliği levha olarak ithal ediyoruz. Şimdi bunlar elimizde kaldı. Gönderemiyoruz. Zaten bir mısır, paslanmaz çelik mutfak eşyalarında bir mısır krizimiz zaten vardı. Bunu arada aşıyoruz. Arada oradan bir kanal açılıyor, birazcık gidiyor. Ama bir de bu olunca bizim üreticilerimiz ciddi. Zaten her gün yeni bir fiyat artışıyla hem dolar bazında hem Türk lirası bazında fiyat artışlarıyla imalatta ciddi zorluklar yaşarken şimdi bir de üstüne bu geldi. Bakalım hayırlısı olacak inşallah. Bu 3 yıldan beri yaşıyoruz. 2019'da pandemi geldi, bu aylardı. 2020 yılında yangın ve sel yaşadık. Bu yılda savaş yaşadık. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah hayır olur. Şahin Ama Bey, dediğim gibi biz hesabımızı günlük yapıyoruz artık. Şahin Bey şunu sorayım. Tabii enerji, akaryakıt fiyatlarındaki artış, petrol fiyatının hem küresel olarak yükselişi ve içeride de zamlar iki gündür üst üste izleyicilerimize aktarıyoruz. Nakde evet. Ulaşmakla ilgili, kredilerle ilgili Davut Bey'in bir değerlendirmesi olmuştu. KGF'nin şu haliyle yeterli olmadığını ifade etti. Sizin böyle bir ihtiyacınız, bir kredi talebiniz var mı? KGF'nin genişletilmesi, miktarının büyütülmesi konusunda sizin de bir değerlendirmeniz olur mu efendim? KGF'nin biraz daha genişletilmesini hepimiz istiyoruz. Bunda hemfikiriz zaten. Aklın yolu bir dediğimiz şey. Ama KGF, bu yeni KGF'yi vermeye başladık mı? Ne kadar verdik? Bunun henüz verileri yok elimizde. Açıklandı ama bankalardan bunun verilerini alamadık. Bu genişletilmeli. Çünkü buna birçok arkadaşımızın, birçok üreticinin ihtiyacı var. Bu sağlanmadığı sürece başka problemler yaşanacak. Bakın Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey vardır. Herkes yaşar bunu. Bu yıl eğer soğan çok para etmişse, gelecek yıl o kadar çok soğan ekilir ki soğan artık bedavaya satılacak hale gelir. Şimdi bu serada yetişen, meyve sebze yetiştiren arkadaşlarımızın bu yıl ellerinde kalıp satamadıkları ürünü düşünürseniz, yani fiyat bir tarafa, ucuz pahalı gönderemedikleri malı iç piyasada da tüketemezlerse bunun bekleyecek, stok edecek zamanı da olmayacak. Dolayısıyla bir yıl sonraya zaten başkası ekemeyecek, yetiştiremeyecek. Bu arkadaşlarımız da belini doğrultamayacak. Antalya Başkanımızın dediği gibi bunlara bir destek olunması, bir yol gösterilmesi, bir ne olacağının tespiti, ki kriz masası oluşturulması fikri bizim için de doğru, gerekli. Bir yol haritası bulmalıyız. Nereye gideceğimizi doğru tespit etmeliyiz. Yoksa panikle yapacağımız her hareket bize zarar verecektir.
Peki, çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Yani Türkiye'nin farklı bölgelerine uzandık. Hem Şahin Bey, hem Rahmi Bey, hem Davut Bey. KGF ile ilgili Rahmi Bey, tabii siz daha çok farklı bir, ben sizden de bir görüş alayım. Çok kısa, az bir vaktimiz var ama kredi garanti fonunun bu miktarın büyütülmesiyle ilgili bir talebiniz var mı efendim? Barış Bey, bu kesinlikle ben başkanlarıma katılıyorum. Hı hı. Bu üyelerimizden gelen talep, diğer konuları konuşmaktan ben de değinemedim. Kredi garanti fonunun limitleriyle ilgili biz de bu limitlerin yükseltilmesini bekliyoruz. Şimdi 60 evet. milyar dolar gibi, 60 milyar TL gibi bir rakam açıklandı. Buna 3 büyük ilimizi çıkarttığımızda, onu 78 ile böldüğümüzde zaten 380 milyon TL gibi bir rakam çıkıyor. Baktığınızda Türkiye'deki birçok işte Bursa gibi, evet. Antalya gibi büyük illerimizin yanında zaten bu çok küçük bir rakam kalıyor. Ve şeyimiz aslında ortak tarıma özellikle ciddi destek verilmeli Barış Bey. Peki. Burada üretimi arttırmalıyız. Gerek Antalya'da gerek diğer illerimizde, Anadolu topraklarında çok verim topraklarımız var. Buradaki tarımı ve verimliliği peki, arttırarak kendi imkanlarımızı daha yukarı taşımalıyız ve dışa bağımlılığı azaltmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Rahmi Bey. Ağzınıza sağlık. Davut Bey, Şahin Bey, sonuna geldik süremizin. Kapatmak zorundayım. Çok özür dilerim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Kapatmak zorundayım. Yani bir cümleyse alayım peki. lütfen. Bir cümleyse alayım. Bizdeki bu ihraç edilmeyen, ihracata yapılmış ihraç edilmeyen mallar içinde eğer bu paraları gönderip alamazlarsa yeniden ham madde ithal edemeyecekleri evet. için destek herkese lazım. Peki efendim. Ve bu konuda desteği bekliyoruz da zaten. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Her üç başkana da 21'de karşınızda olacağız.